Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde yine gelişmiş bazı veri tabanı konuları göreceğiz. Stored prosedürler, triggerlar, transactionlar ve yetkilendirme konusuna bakacağız. Ufak örnekler yapacağız yine. Şimdi stored prosedürlerle başlayalım. Oradan triggerlara devam ederiz. Şimdi tanımdan önce problemi de açıklayalım arkadaşlar. Niye stored prosedür gerekli problemini? Bunu en güzel bir MS Paint uygulamasını açayım. Şimdi elimizde bizim ne dedik? Bir şurada ne diyelim buna? Bir SQL sunucusu var. MySQL Server diyoruz biz ona. Bizim MySQL veri tabanımız burası. Bu bir sunucu olabilir. Tabii bu sunucudan da istekte bulunan client'larımız var arkadaşlar. Client'larımızı da şöyle ufak ufak yapalım. İstemcilerimiz. Bunlar birer bilgisayar olabilir. Bir tablet olabilir, bir cep telefonu olabilir. Bunlar SQL Server'dan istekte bulunuyorlar. Nasıl istekte bulunuyorlar? SQL gönderiyorlar aslında. Diyor ki Selek Yıldız from öğrenci. Öğrenci verilerini hazırlıyor MySQL Server ve client'e gönderiyor. Buraya da ya da haberleştiklerine dair şöyle bir çizgi koyalım. En son şöyle bir çizgi daha yaptık mı? Evet. Şimdi SQL Server ile konuşuyorlar. Ne dedik? SQL'lere ihtiyacımız var. Bu da SQL ile haberleşiyor. Bu da SQL ile haberleşiyor. Şimdi burada burası da ne yapıyor bize? Cevaplar veriyor. Ne diyelim? Cevabı hazırlıyor. Cevabı bize veriyor. Ve cevaplar istemci tarafında gözüküyor. Buraya kadar arkadaşlar sistemin çalışması mantıklı. Ama sorunlarımız neler? Eğer SQL eğer çok büyük olursa ne olacak? Çok uzun bir SQL ise. Network'te boşu boşuna yer kaplayacak. Peki SQL her seferinde ne yapılıyor arkadaşlar? Büyük bir SQL parse ediliyor, ayrıştırılıyor. Örneğin select var bunda, bunda from var, hangi tablodan var? Bunlar adım adım yapılıyor. Bir anlamda arkadaşlar bunu bir programlama gibi düşünecek olursak kodumuz derleniyor. Derlendikten sonra arkadaşlar çalıştırılıyor. Peki keşke derlenmiş SQL'ler olsa onları çalıştırsak. Onlarla nerede tutulabilir? Tabii ki server tarafında. İşte bu tüm mantığı da buradan çıkıyor arkadaşlar. Server tarafında derlenmiş SQL'ler olsun felsefesi ve network'ü daha az meşgul edelim felsefesiyle stored prosedür kavramı ortaya çıkıyor. Şu stored prosedürde de ne olacak? Bir, artık büyük SQL'ler dolaşmayacak arkadaşlar. Dışarıdan bir veya birden fazla parametre alabiliyor. Parametreler arkadaşlar client tarafından geliyor. Client artık SQL yerine SQL göndermiyor. Parametre gönderiyor. Bu da parametre gönderiyor. Bu da parametre gönderiyor. Peki bunları parametreleri nereye gönderiyorlar? Bu sunucu tarafındaki arkadaşlar stored prosedüre. Bunu da SP diyebiliriz. Genelde SP kısaltması çok kullanılır arkadaşlar. Tabii SP'ler de bir tane değil arkadaşlar. Bunlara birden fazla SP1, SP2 isimleri olacak. Buralara istekler geliyor. Ve parametreleri bunlara gönderdikten sonra cevabı alıyor. Şimdi diğer taraftan belli bir işlemi yerine getiriyor tabii ki. Aslında stored prosedürün içinde de daha önceden derlenmiş SQL'ler var. Yaptığı işlem sonucunu geri döndürüyor ve cevabı gönderiyor arkadaşlar. Burada yine notlara bakacak olursanız stored prosedürler 5.0 versiyonundan sonra geliyor arkadaşlar. Bu arada SQL Server'ın, Microsoft'un SQL Server'ı, Oracle, diğer taraftan PostgreSQL'de de bu özellik var arkadaşlar. Access'te ise stored prosedür özelliği yoktur. Onu size söyleyeyim. Avantajlarını şöyle genel bir sıralayacak olursak daha kısa bir haberleşme ortamı oluyor. Sadece stored prosedürün ismiyle çağırıyoruz. SP1 diyoruz ve parametreler adı diyoruz. SQL, büyük SQL yerine network'te daha ufak bir SQL gitmiş oluyor istek olarak. Stored bazlı yetkilendirme yapabiliyorsunuz. Örneğin şu client'lar ya da şu kullanıcılar şu stored prosedürleri çalıştırsın, şunları çalıştırmasın diyebiliyoruz. Kullanıcı bazlı yönetime imkan tanıyor. Uzun SQL sorgularını arkadaşlar sunucuya göndermek yerine daha kısa isimlerle çağırabildiğimizi belirtmiştik. Ve en güzeli arkadaşlar derlenmiş. Burada derlenmiş. SP1 derlenmiş.
Biz onun parametre genelde çalışacağını biliyoruz arkadaşlar. Tekrar SQL gibi tekrar derlemeye ihtiyaç duymuyor. Şimdi en güzeli biz bunu yaratalım ve kullanalım. Bunun için geçen hafta size gösterdiğim veri tabanı üzerinden gideceğim arkadaşlar. Burada farklı bir veri tabanı var. Ama biz yeni bir veri tabanı oluşturmuştuk. Bunun için Xamp ve buradan da Apache şu anda çalışıyor. MySQL şu anda çalışıyor. Bunları çalıştırıyoruz arkadaşlar. Ve 127.001. Arkadaşlar ben buradan çalıştıracağım. Ama siz derseniz ki ben diğer taraftan çalıştırmak istiyorum. MySQL Workbench'ten o da olur. Classical Models'te yapacağız arkadaşlar. Burada büyük ihtimalle Stored Procedure tabii Türkçe'ye çevirmişler. Yordamlar. Saklı dememişler arkadaşlar. Yordamlar demişler. Buradan yeni bir yordam ekliyorum arkadaşlar. Ne yapalım? Customer tablosundan belli alanları seçelim. Ne diyelim? Prosedürümüze SP Store Procedure çalıştığımız için alt çizgi Customers. Evet arkadaşlar. Ben herhangi bir parametre göndermeyeceğim. Direkt bir select ifadesi göndereceğim şu anda. Select Yıldız from Customers. Bu arada Customers'ın Customers.CustomerName. Bu arada şunu da yapabiliriz tahminim arkadaşlar. Kısaltma kullanmak istiyorum. Olur mu? Otomatik tamamlama özelliği var. Bu çok hoşuma gitti. Kullanayım dedim. Ne olsun? Fonu seçelim. Ne olsun? Site bilgisi. Ne olsun arkadaşlar? Country bilgisi. Artık bir şey daha olsun. Hadi. Credit limit bilgisi. Desimal bir sayıymış. Arkadaşlar Customers'tan bunları seçtik. Buna C kısaltması ismini verdim. Ve bu şekilde arkadaşlar hazırladım. Burada herhangi bir değişiklik yapmıyorum. Git diyorum arkadaşlar. Bana bakın şuraya create procedure, store procedure, non-SQL, security definer gibi ifadeler yazarak şöyle bir store procedure hazırladım. Burada arkadaşlar slaytlarımıza da benzer bir store procedure olduğunu tahmin ediyorum. Evet şöyle. Bakın biz aslında şu begin end arasını yazdık arkadaşlar. Delimiter burada noktalı virgül. Burada açıklamalarını bulabilirsiniz. Bu arada eski bir stored procedure varsa onu düşürdü. Drop etti. Çünkü iki tane stored procedure sistemde olmaz. Eğer stored procedure başarılı şekilde çalışırsa arkadaşlar şurada OK işaretini gördüğünüzde stored procedure yüklenmiştir, derlenmiştir. Artık şu ifade arkadaşlar direkt sys çağrında çalışır. Tabii diyeceksiniz hocam ben bunu nasıl çağıracağım? Arkadaşlar şu isimle çağıracağız. Çağırırken de şunu yapıyoruz. SQL bölümüne geliyoruz arkadaşlar. Diyoruz ki call. Neyi call edecek? SP customers. Hadi bakalım call edelim. Evet arkadaşlar. Sonuçları görüyorsunuz. Normale göre daha hızlı çalıştı. Daha az ifadeyle arkadaşlar çağırabildim. Call store procedure. Normalde ne yazacaktım arkadaşlar? Şuradaki store procedure'ün içindeki ifadeyi yazacaktım. Hani daha kısa bir ifade dedik ya. Şuradaki kısa ifade yerine kendimiz direkt yazabiliyoruz arkadaşlar. O yüzden daha da kısaldı ifademiz. Şimdi stored procedure'larda sadece basit. Burada da bir rehber örneği yapmışım arkadaşlar. Ve çağırmışım. Burada daha farklı yaptık biraz. Şimdi arkadaşlar stored procedure'ları sadece böyle düşünmemek lazım. Hatırlarsanız ilk anlatırken size teorisini bu işin. Parametrede gönderebildiğimizi söylemiştim. Hatta şuna söyleyeyim. Cevap olarak da parametrede bir cevap da alabiliriz. Şimdi bunları da yapacağız arkadaşlar. Değer göndereceğiz. Değer alabileceğiz. Bunu yapmak için bu arada veri tabanına göre farklılıklar gösterebilir bu konu. MySQL'de arkadaşlar 3 türlü parametre var. In, out, in, out. İsminden de anlaşılacağı gibi in arkadaşlar parametre göndermek için sadece değer gönderebileceğiniz bir yapıcıyı seçiyorsunuz arkadaşlar. Örneğin yeni bir store prosedür hazırlayalım. Oraya ben değer göndermek istiyorum açıkçası. Şöyle. Store prosedürü burada hazırlıyorduk bu arada. Yeni bir ordam ekliyorum arkadaşlar. Ama ben şunu modifiye edeceğim. Bir ver ifadesi ekleyeceğim buraya. Yeni bir ordam ekle. SP
Customers 2 diyeceğim arkadaşlar. Bu parametre bir tane ID parametresi isteyecek arkadaşlar. Integer bir değer. Ve where diyeceğim. Bunun customer'ın bir ID'si var mıydı? C nokta customer number varmış. Evet, customer number üzerinden ID ile eşit olanları bana getir. Tabii bir tane sonuç döndürecek çünkü bu primary key. Bakalım bir tane sonuç döndürecek mi? Diyeceksiniz tabii ki burada ID'yi nasıl göndereceğiz? Ona da bakacağız arkadaşlar. Evet, öncelikle bunu çalıştı. Evet, şu anda oluştu. Hazır. Bu ne ismi? Şu arkadaşlar. Bunu direkt call yapamayız. Buna parametre de göndermeliyiz. Evet, şu anda şöyle bir tanımlama yaptık. Arkadaşlar call dedikten sonra bakın parantez içine parametremizi gönderiyoruz. Kaç parametremiz varsa. Bizim şu anda kaç parametremiz var? Bir tane var. İsmi ID parametresi. Evet, gönderelim bakalım. SQL'e geliyorum. Call. İkinci parametreye. Arkadaşlar tabii garanti almak istiyorum. Ctrl'ye basıp yeni bir sayfada evet şuradaki 166'yı çalıştıralım. Çağıralım. Çünkü bir numaralı kayıt yok sanırım. Evet arkadaşlar kayıt geldi. Sadece o kayıt geldi. İşte şu anda parametre gönderdik kola. Evet parametreyi gönderdik. Devam edelim. Bir de out arkadaşlar var. Outsa dışarıdan bir değişken gönderip arkadaşlar SP'nin bu değişkene bir değer atamasını sağlayabilirsiniz. Şöyle ki örneğin out toplam integer dersiniz. Count değerini bunun için atayabilirsiniz arkadaşlar. Ne olmuş? Count'la değerleri arkadaşlar bulmuş. Int toplam için atmış. Bakın int kelimesi geldi. Dikkatinizi çekerim. Rehberin toplam sonucunu bulmuş. Şimdi bunu da örneğini yapalım. Bu sefer yine storage prosedürlere gidiyorum. Burada 3 diyorum arkadaşlar. Fakat şöyle bir şey. Kopya çeksek mi? Çekelim şuradan hadi. Count kullanacağım arkadaşlar bu sefer. Yeni yordam ekle. Bu sefer bakın in değil out. Toplam diyelim ismine. Oradakiye benzer olsun. Arkadaşlar burada where'i kullanmayacağım. Ve count yıldızı kullanacağım açıkçası. Biliyorsunuz count yıldızının ne yaptığını. Into. Benim neydi arkadaşlar? Toplam. Bu arada yanlış yere yazmışız bunu. Şuraya yazmamız gerekiyor. Evet. Uzunluk değeri yok. Burası da herhangi bir dokunmuyorum. Yordama isim vermeliyim. Arkadaşlar SP. Kurs. Değil. 3. Evet. 3'te arkadaşlar çalışır duruma geçtim. Tabii şimdi diyeceksiniz hocam toplam hiç daha önceden belirtilmemiş bir değer. Bunu nasıl göndereceğiz? Arkadaşlar bunu gönderirken SQL kısmından SP alt çizgi doğru yazmakta yarar var çünkü call yapalım baştan. SP customers. Arkadaşlar parametre gönderemeyiz. Burada bir değişken yok. Bunu gönderirken şunu yapmak zorundayız arkadaşlar. Yine slide'ımıza bakalım. Set. Sonucu demişim ki bir tane değişken tanımla sonuç diye. İçi sıfır olsun. Set. Evet. Başında arkadaşlar şu et işareti var. Sonuç. Eşittir sıfır. Noktalı virgül. Call. SP. Arkadaşlar burada işte olay bitiyor. Diyoruz ki kardeş al bu sonuç değişkeni içine modifiye et. Sanırım anlaşıldı bu. Call yaptıktan sonra arkadaşlar burada bu sonuç değişkeni içi sıfırken count değeri into toplam yazdığımız bölüm gelecek. Peki ondan sonra bu sonucu ekranda göstermek istiyorum. Select diyorum arkadaşlar. Bu değişik bir özellik. Sonuç değişkenini bana da ekranda göster diyor. Evet bakalım kaç tane kayıt varmış.
ufak bir hatamız var. Argüman sayısı arkadaşlar hatalı diyor. Çünkü ben customers'ı işte dedim ya, ismini doğru yazmak çok çok önemli. Ben sanırım bunu customer 3 demiştim arkadaşlar. Evet, customer 3 gerçekleşti. 122 diye sonuç döndü arkadaşlar. Demek ki parametre içermeyen bir yere parametre göndermeye kalkarsak arkadaşlar sorun yaşıyoruz. Evet, out parametresini de gördük arkadaşlar. In out parametresi de her kişi yarıyor arkadaşlar. Hem a in'de değer gönderebiliyorsunuz. Hem de arkadaşlar out'la sayı alabiliyorsunuz. Şöyle bir örnek yapmış bunun içinde. Bunun örneğini size bırakıyorum arkadaşlar. Hem değer göndermiş hem değer almış. Sort prosedürü analizi arkadaşlar göstermek için, yani çağırmak için. Normalde tabii ki böyle bir yapınız yoksa biz nereye tıklıyoruz? Şuraya yordamlara tıklayıp görebiliyoruz. SQL'de de arkadaşlar sort prosedürünüzü çağırabilirsiniz. Show prosedür status derseniz arkadaşlar hangi sort prosedürleri kimlerin hakim olduğu, ne zaman sort prosedürün yapıldığı gibi bilgileri görürsünüz arkadaşlar. İşte buradan definer önemli bir konu aslında. Kime ait olduğunu da görüyorsunuz. İsterseniz ait olduğu kişiyi de değiştirebiliyorsunuz. Sadece yetkilendirmeyi ona verebiliyorsunuz arkadaşlar. Drop diyerek store prosedürünüzü düşürebiliyorsunuz. Ayrıca store prosedür konusu bu kadar dar bir konu değil aslında arkadaşlar. Çok daha fazla örneği olan bir konu. Şöyle ki, store prosedürler içinde resmen bir programlama dilinde olduğu gibi if'ler, case'ler, while döngüsü, repeat döngüsü, until, loop, leave, iterate, return gibi arkadaşlar ifadeler de yazabiliyorsunuz. Bunlar veri tabanı yönetim sistemine göre değişiklikler gösterebiliyor. Yapılar değişebiliyor. Birbirine çok benzer yapılar. Yani resmen aslında store prosedürü şöyle düşünebilirsiniz. Bir programlama dilinde yazılmış bir kod parçası gibi. Ama siz içinde ne olduğunu bilmiyorsunuz arkadaşlar. Bu arada kötü store prosedürler yazılırsa işler yavaş olur. Onu da size söyleyeyim. O yüzden bunları yazan kişinin arkadaşlar çok dikkatli ve profesyonelce davranması gerekiyor.